Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Ka'b bin Ucre radıyallahu anh. Cahiliye döneminde Araplar arasında adına hilf denilen dostluk ve ittifak anlaşması yapılıyordu. Savunma ve mazlumun hakkını almak için mücadele etme amaçlı hilfler öncelikle kabileler arasında çıkabilecek savaşları önlemeye yönelikti ve caydırıcılık özelliği taşıyordu. Hilf yapmak isteyen kabileler bir araya gelerek bir tören düzenlerler veya yaktıkları ateşin etrafında genellikle içine kan akıtılmış şarap içerek birbirlerinin her konuda yardımına koşacaklarına dair yemin ederlerdi. Yeminleşen iki veya daha fazla kabile artık bir tek kabile gibi olur ve birine yapılacak saldırı diğerine de yapılmış sayılır, sevinç ve yaslar paylaşılırken herhangi birinin üçüncü bir tarafa verdiği eman da kabul edilirdi. Diğer bir hilf şekli, Arap olsun veya olmasın, zulme uğrayan ve mağdur edilen kişilerin yanında yer alıp, onların hak ve hukukunu zalimlere karşı korumak amacıyla kurulan ittifaklardır. Bu amaçla bir araya gelen kabileler, mazlumun hakkını zalimden alıncaya kadar mücadele edeceklerine dair yemin ederlerdi. Ka'b bin Ucre radıyallahu anh da, Hazreç kabilesine hilf yoluyla mensup olan Beli Amr soyundan bir sahabeydi. İslamiyet'i kabul etmeden önce evinde put bulunduruyordu. Müslüman olması için yapılan davetleri geri çevirmiştir. İslamiyet'i kabul eden dostu Übade bin Samit radıyallahu anh bir gün Ka'b evde yokken gidip putunu kırdı. Durumu öğrenen Ka'b radıyallahu anh büyük bir öfkeyle Übade'yi aramaya çıktıysa da bir müddet sonra sakinleşti ve Übade bin Samit'le karşılaştığında ona Müslüman olduğunu açıkladı. Ka'b bin Ucre radıyallahu anh, Bey'atur Rıdvan'a, bazı savaşlara ve veda haccına katıldı. Ve hayatının ileriki yıllarında Kufe ve Basra'da hadis rivayetiyle meşgul oldu. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan hadis rivayet etti. Kendisinden oğulları Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Cabir bin Abdullah, Abdurrahman bin Ebu Leyla, İbn-i Sirin ve diğerleri rivayette bulundu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 47 hadis nakletmiş, rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Ka'b bin Ucre radıyallahu anh'ın ifadesine göre, Hudeybiye seferi esnasında ihramdayken, kulak memelerine kadar uzayan saçlarının bitlendiğini gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun bu durumuyla ilgilenmiş, saçlarını tıraş etmesini, fidye olarak da 3 gün oruç tutmasını veya 6 fakiri doyurmasını yahut bir kurban kesmesini emretmişti. Bu olay üzerine Bakara suresinin başladığınız hac veya umreyi Allah için tamamlayın. Alıkonulursanız kolayınıza gelen bir kurban kesin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizde hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunan varsa, onun fidye olarak oruç tutması veya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Ayeti nazil oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Kufe'ye yerleşen ve ömrünün sonlarına doğru tekrar Medine'ye dönen Ka'b bin Ucre radıyallahu anh, takvimler Hicretin 52. yılını gösterdiğinde Medine'de vefat etti. Salatu selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. We'll be right back.
Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.